Ya burada hani 0-1 66'da 70 küsur işte. Onlarca İstanbul'da mutlu eden, onlarca İstanbul'da güldüren güzel bir kapalı pazar alanı şahit. İnşallah pazarcılarımızın talep üzerine Kurban Bayramı'ndan sonra yeni pazar yerinde pazarcılarımız faaliyetine başlayacak. Haftanın iki günü pazar yerimiz açık olacak. Cumartesi ve salı pazarlarını kapalı mekanda inşallah bundan sonra faaliyetlerini icra edeceğiz. Diğer günler burası kapalı otopark olarak kullanılacak. Bir de aynı mekanda üretici pazarı, köylü pazarımız faaliyete girecek inşallah. Evinde hazinesi olan, evinde işte domates eken, biber eken, patlıcan eken ya da işte 3-5 tane tavuk yumurtasını pazarlamaya çalışan ev hanımlarımız burada o ürünleri pazarlama imkanı bulacaklar. Tabii evden bize ilk defa kapalı pazarla tanıştık. Malumlarımız Büyükşehir Yasası'yla birlikte belli belediyelerinin de Erdem'in katılması neticesinde diğer belediyelerimizde de kapalı pazar, belediyelerden mahalleye dönüşen yerlerimizde de kapalı pazar ihtiyacı var. Şu anda pazarcı hesabımızdan biz belli bir miktar para alıyoruz. Bu aldığımız parayı belediyenin cari hesabına koymadan bunların tamamını kapalı pazara harcayacağız. İkinci pazar yerimiz inşallah hemen yanı başımızda Arkaş Bahşiş Belediye'mizin arka tarafında bir alanı şu anda dolduruyoruz. Kısa sürede orada açacağız. Yine oradan pazarcı hesabımızdan topladığımız ve belediyemizden de ayırdığımız parayla hemen onun akabinde Tömük'te. Tömük'te yine aynı döngüyü inşallah devam ettirir. Karınlar derken her beldemizde yani beldemizde mahalleye dönüşen her yerimizde inşallah kapalı pazar yerimiz olmuş olacak. Biz pazarcı esnafımızın güneşten, rüzgardan, soğuktan, yağmurdan esnafımızın tamamını kapalı pazar yerine, beldemizde de dair olmak üzere tamamını kapalı pazar yerine kavuşmasını sağlamış olacağız. Erdem'imize böyle bir pazar yeri gerçekten ihtiyaçtı. Allah razı olsun, belediye başkanımız da bize bu imkanları sundu ve biz de çok rahat edeceğimizden memnunuz. Başkanlarımızdan, kaymakamlarımızdan bizleri buraya getirdiği için çok çok teşekkür ediyoruz. Yaptığı hizmetlerden dolayı, öncelikle Erdem'imize yaptığı hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz. Ayrıca biz pazarcı esnafları olarak bize yaptığı hizmetlerden dolayı, şimdiye kadar yaptığı hizmetlerden dolayı zaten memnunduk. Şimdi bize de çok güzel bir kapalı pazar yeri yaptı. Ondan ayrıca kendisine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz.